Ne için gelmiştin? Venedik'te uçurun oğlu Signor Gritti elçiyle haber yolladı. Yarın huzurunuza çıkmak ister. Zararlarının karşılanmasından mütevellit pek bir memnun. Size bizzat teşekkür etmek istiyor. Gelsin görüşelim. Pek zarif bir broş olmuş, ellerinize sağlık. Sahibi var. Signor Alvise Gritti, işte burası Sultan Süleyman'ın sarayı. Bu kapıdan ilk defa gireceğim. Duvarların arkasında büyük bir saray ve gelecek kurmuş Osmanlı Sultanı. Dilerim uzun ve başarılı bir başlangıç yaparız. Birazdan Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkacaksınız Signor Gritti. Kapıda muhafızlar size sert davranabilirler. Telaşlanmayın, korkmayın. Padişahı ve Veziri İbrahim Paşa'yı iyi hazırladınız mı bu ziyarete Signor Mocenigo? Başarı benim, başarısızlık sizindir. Unutmayın. Signor Mocenigo, Signor Gritti. Hünkârım, Venedik baylosu Mocenigo ve Venedikli tacir Alvise Gritti huzurunuza kabulü beklerler. Sultan Süleyman Han Hazretleri, size büyük Venedikli tacir Signor Gritti'yi takdim etmekten şeref duyarım. Benvenuto Signor Gritti. Sultan Süleyman Han Hazretleri, Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri huzurumuza kabul edildiğim için minnettarım. Signor Gritti dilimizi gayet iyi konuşuyor. Ben bu muhteşem şehirde doğdum. Çocukluğum burada geçti. Babam Venedik doçu olmadan önce büyük babanız Sultan Beyazıt'la uzun yıllar dostane ilişkiler kuran bir elçiydi. Padişah Hazretleri, ben de babamdan bana miras kalan bu hukuku sürdürdüm. Limanda depolarımız, gemilerimiz mevcut. Signor Gritti, Venedik Cumhuriyeti Devleti Aliye için her zaman büyük önem taşımıştır. Uzun süren savaş döneminden sonra gelen sulh dönemi herkes için faydalıdır. Padişah Hazretlerinin izni olursa hediyelerimi takdim etmek isterim. Duydum ki çok mahir bir mücevher yapma istidadınız varmış. Ben de kıymetli taşları severim ve toplarım. Bu taşlar sizin mahir elinizde daha da değerlenecek ve hayat bulacaktır. Eğer kabul buyurursanız size minnettar kalacağım. Makbule geçti. Güzel taşlarmış. Teşekkür ederim. Padişah Hazretleri, Yeniçeri'nin isyanında uğradığımız zararlar karşılandığı için müteşekkirim. Babanız nasıl? Yakın zamanda görüşmüştük. Sizden ve zaferlerinizden övgüyle söz eder. Geçmişten gelen dostun sürmesi de en büyük arzusudur. Avrupa siyasetinde taşlar yerinden oynuyor. Sizce kimin kalesi kazanır bu savaşı? François ile Şarken arasındaki savaş, Pavia'da Fransa Kralı François'nın hezimetiyle sonuçlandı. François Şarken'in elinde esir. Onu kimse kurtaramaz şimdilik. Vatikan evlatlarını korumuyor mu? Vatikan kaybedeni korumaz Padişah Hazretleri. Vatikan Martin Luther'le nasıl başa çıkacak? Baş edemeyecek bence. Şarken karşısındaki tutumları bunun açık işareti. Luther bir gerçek. Gücünü prenslerden, halktan alan bir gerçek. Reform yapacak. Dinde reform olur mu? İman soru kabul etmez. Ya inanırsın ya da inanmaz kafir olursun. Padişah Hazretleri, aynı sizin gibi düşünüyorum. Babamla da bunu tartıştık. Sizin söylediklerinizi söyledim. Babam Vatikan nasıl güç kaybeder dedi.
Moçenigo, şükürler olsun ki sizden daha akıllı bir Venedikli ile karşılaştım. İbrahim Paşa, Girit'te hilat giydiriz. Bana şeref bahşettiniz Padişah Hazretleri. Haddim olmayarak yeni biten mütevazi evimde bir akşam sizi ağırlamak isterim. Nasipse olur. Padişah Hazretleri, Hristiyan dünyası korku içinde sizden yeni seferler bekliyor. Belgrad'da kazandığınız zaferi daha ileri taşıyacağınızı konuşuyorlar. Lajos kafiri elbet korkulu rüyalar görüyordur. Bu dindeki sarayından kaçsın, Vatikan'a sığınsın, Papa'nın koruması altına girsin. Yarım bıraktığım zafer elbet nihayete erecektir yakında. Lakin asıl mühim olan ondan sonraki yolumuzdur. Sonraki? Olunca görürsün, Sinyor Girit'te. Şu kafire bak, Ahmet Çelebi. Padişah efendimizin sarayına yeni icat çıkardı. Leo efendi. Kendi icatlarını getirme buraya. Önce bu nakkaşhanenin usulünü, sanatını öğren. Şu suretlerin üstünü de kapa. Günah. Bu alemin pirisin. Ama velakin Leo Efendi'nin bir kabahati yok. Bu resimler hünkârımızın emriyle yapılıyor. Leo bir an önce bitirmek zorunda. Aç bakalım, marifetini göreyim. Efendi de şu tuhaf işe merak sardı. Minyatürün ustasının ne işi var bu kafirle? Cümleten kolay gelsin efendiler. Nasıl gidiyor Leo efendi? Bitirmeye az kaldı. Paşa Hazretleri, hünkârımız beğenecek sizce? Güzel çizmişsin mesela. Lakin göstermek için acele etme. Keyifli bir vaktini bekle. Matrakçı çarşıya gitti mi? Ne oldu benim broş? Yarın gideceğim paşam. Bitmiş olur dedi Cahşu Efendi. İyi. Gel biraz ulaşalım.
Dur bakayım. Ben çalışıyorum, yüz. Resim için. Yani iyi olsun istiyorum. Anladım. Lakin bunları ortalıkta bırakma. Sakla. İşi bitince de yok et. Evet, edeceğim. Paşam. Gece burada kalabilir ben. Ne için? Çalışmam lazım. Olur. Ne lüzumsa temin edin. Seviyor musun? Çok seviyorum. Kim bu Gritti? Alevize Gritti. Venedik Doçu'nun oğlu. Çok akıllı, çok zeki, mahir bir tüccar. Buralardaki bütün ticareti elinde tutuyor. Galata'nın üstündeki Pera'da dükkanlar yaptırıyor, evler yaptırıyor, dilimizi ana dili gibi konuşuyor. Frank hanedanının içini dışını çok iyi biliyor. Sultanım, babası Venedik Doçu. Lakin o burada ticaret yapıyor. Yani aslında bir sürgün hayatı. Neden? Suçu neymiş? Sadık'a çekilebilirsin. Afiyet olsun paşam. Sultanım. Neymiş suçu? Gayrimeşru doğmak. Ailesinden uzak tutuluyor. Lakin çok değerli bir şahsiyet. Hünkârımıza Layoş'ta yarım kalan işi ne zaman tamamlayacaksınız diye sordu. Hünkârımız da bu dini almadan olmaz dedi. Gritti bizi konağına davet etti. Hünkârımız da icabet edecek bu davete. Eğlenceye pek düşkünmüş. Avrupa'dan kıymetli misafirleri olurmuş. Onları öyle bir ağırlarmış ki üzerine günlerce konuşulurmuş. Öyle mi? Sizi nasıl ağırlayacak acaba? Gidince göreceğiz. Bakalım Frank eğlencesi nasılmış. Gritti, Frank'lerle aramızda köprü vazifesi görebilir. Bu sayede garpta rahatça ilerleyebiliriz. Malum, yarım kalmış zaferi tamamlamak icap eder. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Yine bekleriz. Güle güle, güle güle.
Kolay gelsin Caşu Efendi. Hoş geldiniz Nasuh Efendi. Buyurun. Hoş gördük. Nasıl işler? Şöyle böyle. Ya sen de böyle söylersen dışarıdakiler ne yapsın Caşu Efendi? Bir şikayetim yok çok şükür. Bereketi kaçmasın diye öyle söylerim ben. Ha. İbrahim Paşa Hazretleri ısmarladığı broşu soruyor. Ne yaptı diyor. Hazırdır efendim. Çok güzel bir broş olmuştur. Sultanımız bayılacak. Hele bir olmasın. Vallahi yıkarım burayı başına. Hayırdır? İbrahim Paşa'mıza itimadın yok mu? Niye sayıyorsun? Ayıptır. Ondan değil. Adettir. Yolda bulsan sayacaksın. Say bakalım. Benim ayırdığım kolye nerede? Burada duruyor. Kıyacak mısın altınlara? Be hey gafil, altına kıymet verseydim şimdiye ne köşklerim ne saraylarım olurdu. Al bakalım. Sağ ol efendim. Sen de sağ ol. Hayırlı işler. Güle güle efendim. Güle güle. Efendimiz yüce kralımız. Henüz söz verdiğim intikamımızı alamadım. Ama dediğiniz gibi sabırla bekliyorum. Size önemli bir haberim var. Venedik Doçu'nun oğlu Alvise Gritti, Sultan Süleyman ve İbrahim Paşa ile yakın ilişkiler içerisinde. Sultan Süleyman Venediklilerle ittifak yapabilir. Garp'ta ilerlemeyi düşünüyor. Hedefleri yarım bıraktıkları iş tamamlamakmış. Bu dine gelecekler efendim. Hazırlıklı olmak. Sadıka. Sultanım. Hava çok güzel. Bahçede oturacağım. Orayı hazırla. Hemen sultanım. Affedin sultanım. Sadıka. Aklın nerede senin? Ben daireme çıkıyorum. Sen de buraları toparla. Sonra da söyle hamama hazırlasınlar. Baş üstüne sultanım. İyi ki geldin Nasuh Efendi. Beni özlediğini duymak ne büyük mutluluk. Vaktim yok. Amcama mektup yazdım. Ne olur. Tamam, tamam. Derhal gönderirim. Sadıka Hatun. Benim de sana vereceğim bir şey var. Beğenmedin mi? Çok güzel. Sağ ol. Hadi tak. Göreyim narin gerdanında. Sonra. Bir gören olur. Paşa Hazretleri. Sonra batrakçı. İşim var. Çarşıya uğramıştım. Ismarladığınız hediyeyi getirdim. Sağ ol. Hayrola paşam? Kim sıktı canını? Yok bir şey. Yorgunum biraz. İbrahim.
Neyin var? Pek dalgınsın. Yemekte de konuşmadın. Söyle. Ne sıktı canını? Mustafa. Şehzadem öyle bir şey yaptı ki bugün. Aklım ona takıldı, bağışlayın. Mustafa ne yapmış olabilir? Sana öyle düşkündür ki. Hatta hayran olduğunu biliyorum. Hünkârımla aramdaki muhabbete kızdı bugün. Bana kul olduğumu, köle olduğumu tekrar hatırlattı. Çocuk o. Bakma boyu attı ama. Çocuk işte. Kıskanmıştır. Ben de seni kimseyle paylaşmak istemem. Ben de herkesten kıskanırım. Hep yanımda ol isterim. İnsan sevdiğini kıskanır İbrahim. Benim eşsiz sultanım. Size layık değil. Lakin bir hediye vermek istiyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Çok güzel. Simurg mu bu? Evet. Bu kuş kalbinizin üstünde can bulacak. Huzur bulacak. Benim gibi. Bırakın beni! Bırakın beni! Kimden emir aldınız size emrediyorum! Bırakın beni! Bırakın beni! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Hünkârım. Siz emredin yolunuzu öleyim, lakin söyleyeyim ben ne yaptım? Allah'ın hakkı için söyleyeyim, ben ne yaptım? Hünkârım! Görmeyin bu zulmü. Gidin! Gidin! Ben İbrahim! İbrahim? Kabus mu gördün? Anlatmak ister misin ne gördün?
Ben İbrahim. Cenneti cehennemi hep içinde taşıyan. Kendi şeytanıyla dost, postun şeyhiyle müttefik. Ama hep dedik. Araf'ın yüce kapısının sadık bekçisi, kapı kulu İbrahim. Sultan Süleyman'ın mahreminde, sırrında ama hep sınırda olan İbrahim. Hünkârının derin gözlerinde her gün kendi cenazesini seyreden, sultanının gözlerine baktıkça ölüme koşarak giden, ölümüne kaza namazları kılınan İbrahim. Oh,